Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuza geçmeden önce size önemli bir konudan bahsetmek istiyoruz. Bu ve önceki birkaç videomuzda değişiklikler yaptık. Farklı dillerden ve bölgelerden kanalımızı takip eden yeni abonelerimizi de düşünerek video içerisine altyazıları gömülerek yayınlanmasından vazgeçtik. Videoları izlemeye başladığınızda altyazı butonuna bastığınızda başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Çince, Hintçe ve Almanca dillerini içeren altyazı seçenekleriyle izlemeye devam edebilirsiniz. İyi seyirler. Bugünkü maceramız bizi evrenin en karanlık sırrı olan kara deliklere götürecek. Kara delikler, evrenin en gizemli, en ürkütücü ve en büyüleyici yapılarından biri. Işığı bile içine çeken bu kozmik devler, fizik kurallarının büküldüğü, zamanın durma noktasına geldiği, bilinmezliklerle dolu bölgeler. Bu video boyunca kara deliklerin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, türlerini, neden bu kadar tehlikeli olduklarını ve bilim insanlarının bu esrarengiz yapılarla ilgili yaptığı araştırmaları detaylı şekilde anlatacağım. Hazırsanız, evrenin karanlık kalbine doğru yolculuğumuza başlayalım. Kara delik, kütlesi o kadar yoğun ve çekim kuvveti o kadar güçlü olan bir gök cismidir ki, hiçbir şey, hatta ışık bile bu çekimden kaçamaz. Işığın bile kaçamaması, onları görünmez yapar. Bu yüzden, kara kelimesiyle anılırlar. Ancak bu görünmezlik, onların evrende gizlice saklandığı anlamına gelmez. Çünkü kara delikler, çevresindeki maddeyi etkileyerek, ışık ve enerjiyi saptırarak ve hatta zamanın akışını değiştirerek kendilerini dolaylı yollarla gösterirler. Kara deliklerin en yaygın oluşma biçimi, çok büyük kütleli yıldızların ömürlerinin sonuna geldiklerinde gerçekleşir. Bu tür yıldızlar, hidrojen gibi hafif elementleri nükleer füzyon yoluyla daha ağır elementlere dönüştürerek enerji üretir. Bu enerji, yıldızın içe çökmesini engelleyen dışa doğru bir basınç oluşturur. Ancak bir gün gelir, yıldızdaki yakıt tükenir. Füzyon sona erdiğinde, dışa doğru olan bu basınç da ortadan kalkar. İşte o zaman, yıldızın kendi kütlesi altında içe çökmesi başlar. Bu çöküş öyle yoğun bir hal alır ki, yıldızın tamamı küçücük bir noktaya, yani tekilliğe kadar sıkışır. Bu noktada çekim kuvveti sonsuz olur. Etrafındaki olay ufku ise, bu kara deliğin sınırıdır. O sınırı geçen hiçbir şey, dışarıya geri dönemez. Olay ufku, bir kara deliğin çevresindeki görünmez sınırdır. Bu sınırın içinde ne olursa olsun, dışarıya bilgi veya madde gönderemez. Bu nedenle, olay ufku, kara deliklerin en dikkat çekici ve gizemli yönlerinden biridir. Bir şey olay ufkunu geçtiğinde, artık evrendeki geri kalan her şeyden kopmuş olur. Bir astronot, kuramsal olarak bir kara deliğe yaklaşsa ve olay ufkunu geçse, ne göreceğini bilmiyoruz. Ancak fizikçiler, olay ufkunu geçtikten sonra geri dönüş olmadığını söylüyor. Işık bile dışarı çıkamazken, bilgi nasıl dışarı çıkabilir? Bilim insanları, kara delikleri kütlelerine göre sınıflandırır, yıldız kütleli kara delikler, genellikle Güneş'in birkaç katı kütleye sahip yıldızların çökmesiyle oluşurlar. Galaksimizin içinde binlerce yıldız kütleli kara delik olduğu düşünülüyor. Orta kütleli kara delikler, varlıkları çok uzun zaman boyunca tartışmalıydı. Ancak son yıllarda bazı galaksilerin merkezlerinde bu büyüklükte kara deliklere dair kanıtlar bulundu. Bu tür kara delikler, birkaç yüz güneş kütlesine sahiptir. Süper kütleli kara delikler, galaksilerin merkezinde bulunurlar ve milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesine ulaşabilirler. Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan Sagittarius A yıldızı, bu tür bir kara deliktir. Minyatür kara delikler, henüz gözlemlenmemiştir. Ancak bazı kuramlar, evrenin başlangıcında, büyük patlama sırasında oluşmuş olabileceklerini öne sürer. Atom kadar küçük olabilirler, ama kütleleri devasa olabilir. Kara deliklerin çevresinde zaman, bizim algıladığımızdan çok daha yavaş akar. Albert Einstein'in görelilik kuramı ile açıklanır. Bir çekim ne kadar güçlüyse, zaman o kadar yavaşlar.
Bir kara deliğin yakınına giden bir astronot için zaman çok daha yavaş geçer. Bu durum, bilim kurgu filmlerinde sıkça kullanılır. Özellikle Yıldızlar Arası isimli filmde, bir gezegende geçirilen bir saatlik zamanın, dünyada 7 yıla eşdeğer olması, bu bilimsel temele dayanmaktadır. Hawking radyasyonu ve kara deliklerin sonu. Uzun yıllar boyunca, kara deliklerin asla yok olmadıkları düşünülüyordu. Ancak ünlü fizikçi Stephen Hawking, bu görüşü değiştirdi. 1974 yılında yaptığı teorik çalışmalarda, kara deliklerin aslında yavaş yavaş buharlaşabileceğini öne sürdü. Bu sürece, Hawking radyasyonu adı verildi. Bu radyasyon, kuantum etkilerle oluşur ve kara delikten enerji kaçağı yaşanmasına neden olur. Milyarlarca yıl sonra, bu enerji kaybı kara deliğin tamamen yok olmasına yol açabilir. Ancak bu sürecin tamamlanması, evrenin bugünkü yaşının kat be kat fazlası kadar zaman alabilir. Kara deliklere düşersek ne olur? Bu soru hem bilim insanlarının hem de meraklı zihinlerin kafasını en çok kurcalayan konulardan biridir. Eğer bir kişi bir kara deliğe düşse, düşme yönüne göre vücudu parçalanabilir. Bilim dünyasında bu sürece spagettifikasyon denir. Çünkü kara deliğin çekim gücü o kadar güçlüdür ki, kişinin ayaklarıyla başı arasındaki çekim kuvveti farkı onu uzatır ve parçalar. Ancak bu, sadece yıldız kütleli kara deliklerde olur. Süper kütleli kara deliklerde bu fark daha az hissedilir. Teorik olarak olay ufkunu geçene kadar fark edilebilir bir şey bile yaşanmayabilir. Fakat olay ufkunu geçtikten sonra olanlar tamamen bilinmezliktir. Kara delikler ve solucan delikleri. Bazı bilimsel teoriler, kara deliklerin başka evrenlere veya evrenin farklı bölgelerine açılan kapılar olabileceğini öne sürer. Bu fikrin temelinde solucan delikleri vardır. Solucan delikleri, uzay zamanın iki farklı noktasını birbirine bağlayan varsayımsal tünellerdir. Eğer kara delikler bu solucan deliklerinin giriş kapısıysa, belki de evrenler arası geçitler hayal ürünü değil, gerçektir. Ancak bu fikir henüz deneysel olarak doğrulanmamıştır. Kara deliklerin evrendeki rolü. Kara delikler sadece yok eden yapılar değildir. Aynı zamanda galaksilerin oluşumunda ve evriminde de önemli roller üstlenirler. Özellikle süper kütleli kara deliklerin, galaksilerin merkezindeki düzeni sağladığı düşünülüyor. Onların çevrelerindeki maddeyi çekişi, yıldız oluşumunu etkileyebilir. Ayrıca kara deliklerin enerji salınımları, çevrelerindeki gaz ve toz bulutlarını da şekillendirir. Kara delikler, bilimin sınır noktasıdır. Kara delikler, sadece astronomların değil, fizikçilerin, filozofların ve hayal gücü sınırsız herkesin ilgisini çeken yapılardır. Evrenin sırlarını çözmeye çalışan insanlık için kara delikler, belki de en büyük meydan okumadır. Onlar sayesinde zamanın, uzayın ve maddenin doğasını daha iyi anlayabiliriz. Kim bilir, belki bir gün kara deliklerin içinde ne olduğunu da öğreniriz. Ama o zamana kadar, bu kozmik canavarlar bizi büyülemeye devam edecek. Yorum yaparak kanalımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.